Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir dersten beraberiz. Bu dersimizde 3D Max'te render süresinin kısaltılıp uzatılabileceği ne yapabilir miyiz veya bir render işleminin ne kadar süreceğini görebilir miyiz konusunu işleyeceğiz. Bu konu gene bir önceki dersimize bahsettiğimiz ders konusuna benzer bir konu ama bazı farklılıklar içeriyor. Bize gelen sorular arasında da yer alan bir konu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmekte fayda var. 3D Max'te bir render işleminin ne kadar süreceği öngörülebilir. Ve bunun ne kadar süreceğini de diye kesin olmamakla birlikte yakın tahmini bir süre zaten 3D Max size render işlemi sırasında belirtir. Bu belirtme süresi o anki render yapmış olduğu bölgeye göre de değişkenlik gösterir. Mesela kaplaması zor ve detaylı olan bir bölgenin renderini yapıyorsa örneğin 10 dakika diyebilir ama daha basit bir bölgenin renderini yapıyorsa o bölge içinde 3 dakika diyebilir. Sahnenin genel render bitiş süresine de 1 saat diyebilir ya da yarım saat diyebilir, 20 dakika diyebilir. Bu 3D Max size kesin bir süre vermemekle birlikte ortalama bitiş süresini verir. Siz bundan yola çıkarak render işleminin ne zaman biteceğine karar verebilirsiniz. Az buçuk bir süre kafanızda oluşur. Peki bu render süresini kısaltmak ya da süreyi uzatmak sizin elinizde mi? Evet. Çünkü bu birebir sizin hazırlamış olduğunuz sahneyle alakalı bir durum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz 3D Max'in kurulumuyla gelen hazır bir sahne, stüdyo ortamı. Şimdi bu stüdyo ortamı Mental Ray render motoruna göre hazırlanmış bir sahne. Şimdi bu sahne üzerindeki ayarlar default olarak çok yüksek değil ama low değerinde bir ayarlara sahip. Bu render süresinin uzunluğu ya da kısa olmasının durumu sizin makinenizin donanımıyla da alakalı bir durum. Render farm'a yaptırırsanız daha çabuk bitebilir ya da tek bir makinede işlemcisi kuvvetliyse biraz daha çabuk bitebilir. Ama orta ölçekli bir makine kullanıyorsanız bu süre tabii ki birazcık daha uzayacaktır. Ama burada sizin dikkat etmeniz gereken hususlar şöyle. Yani elinizdeki bilgisayarın durumuna göre sahneler hazırlamanız sizin daha çok menfaatiniz olacaktır. Hani şimdi 100 kilo taşıyabilecek bir kamyona 1 ton yük yüklemek o kamyonun hiç gitmemesine ya da çok yavaş gitmesine sebebiyet verir. Hani buna dikkat çekin arkadaşlar. İnternette ya da bazı insanın yapmış olduğu renderların güzel olması tabii ki sizi bazı şeyler için teşvik edebilir. Siz de aynı sonuçları elde etmek isteyebilirsiniz. Bunlar gayet normal ama elinizdeki durumu ve imkanları da gözeterek bazı şeyleri ayarlayıp düzenlemenizde fayda var. Bu sizin render sürenizi hem kısaltır hem daha çabuk çözümler bulmanızı sağlar, sonuçlara varmanızı sağlar. Şimdi görmüş olduğunuz bu sahnede arkadaşlar 3 tip ışık var. 2 tane Skylight portal ışık var arkadaşlar. Bir tane de Mental Ray'in kendi portal ışığı var. Bunlar fotometrik ışıklar değil, Skylight ışıklar arkadaşlar. Stüdyo ortamında kullanılabilecek ışıklar. Hani ayarlarını düzgün yaptığınız zaman kullanabilirsiniz. Şimdi biz render setup'tan bu sahne için yapılan ayarlara bakalım. Dediğim gibi render motoru Mental Ray'dir. V-Ray üzerinden gitmiyoruz. Bunu bilmenize fayda var arkadaşlar. Şimdi Mental Ray'i daha önce hiç kullanmamış arkadaşlar için şunu belirtmekte fayda var. V-Ray'e göre daha detaylı bir render motorudur. Birçok ayarı manuel olarak kendiniz girmeniz gerekmekte. Birçok değeri kendiniz belirlemeniz gerekmekte. V-Ray ya da diğer render motorlarında bunlar stabil olarak
üzerinde hazır gelebilirsiniz. Sadece ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Ama bu durum mentalde de öyle değil. En azından bazı özellikler için öyle değil. Bu 2014 ve 2015 versiyonlarında biraz daha sadeleştirilmiş durumda yine de. Şimdi arkadaşlar bu gördüğümüz global illüminasyon ekranındaki preksiyon preset ekranındaki değer low'da. Bu düşük bir değerdir arkadaşlar. Biz bunu draft'ta da çekebiliriz ya da veri high'a da seçebilirsek render süremiz uzar. Ama bunlardan hangisi sizin için uygun olan değer? Öncelikle onu iyi bilmeniz gerekiyor. Sonuca yakın olan bir değeri seçerseniz render süreniz buna göre uzar ya da kısalır. Hani birazcık mantıklı hareket etmekte fayda var. Yani neye ihtiyacımız var? Onu bilmemiz gerekiyor. Ne derecede bir ayarlara göre render almamız gerekiyor? Bütün ayarları full'e çekip en iyi sonucu elde edebiliriz diye bir kavram yok. Hani sonuçta iyi hazırlanmamış bir sahnede siz very high'da bir render alsanız sonuç kötü olacak. İşin en başında yani her şey tamamen bitene kadar tüm ayarları son kez kontrol ettikten sonra gene de bir düşük ayarlarda render alıp finale geçerseniz yani final renderına geçerseniz bu sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Çalışmalarınıza daha büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Şimdi burada ayarımızı biz draft'a çekersek daha kısa bir render alırız. Buradan mesela render diyelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki rendering penceresinde %44 derece çoğalıyor. Pikselimiz 700x400 çarpı 400 piksellik bir render'a sahip. Şimdi şu an burada final getir hesaplamalarını yapıyor. Görüyorsunuz aynı diğer render motorlarındaki gibi size ilk başta bir ön izleme gösteriyor. Hani render'ınız buna göre çıkacak demek istiyor. Bundan sonraki aşamada render işlemine geçmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi biraz daha aşağı doğru inersek burada arkadaşlar mesela Mental Ray size ne kadar RAM kullandığını gösterebilir. Ne kadarlık bir RAM kullanıyor, bilgisayar ne kadar kapasitesini kullanıyor. Bunların hepsini size gösterir arkadaşlar. Şimdi şu aşamada renderimizin süresi normalde bittiği zaman şu alt kısımda size işte şu kadar dakika, şu kadar saat ya da şu kadar saniye sürdü gibi bir süresini yazar. Şu anda memory Exit kısmında arkadaşlar sahne istatistiklerinde 72 obje 496 40 bir de okuyabilsem çok güzel olacak. 49.632 tane yüzey var. Zaten şu anda da error geldi. En çok CPU kullanan işlem max'i normal çünkü şu an render alıyoruz. 1018.2 MB RAM kullanıyor. Burada gayet detaylı bir istatistik var. Sahnede 3 tane ışık olduğunu belirtiyor. Bu normal bir render arkadaşlar. Hani animasyon kısımlarında herhangi bir değişiklik yok. Size yüzdelik oranla burada %18.3'ünün tamamlandığını söyler. Şimdi şu buradaki ayarda arkadaşlar birazcık da mental tersine doğru kaymaya başladık. Ama işin genelinde şimdiki render'ımızı durduralım. Hemen burada render zamanına 2 dakika 29 saniye dedi. Hesaplama zamanı da 17 saniye dedi. Hani bu kadar zaman süre içerisinde nereden baksanız 3'te 1'lik bir alanla render etmiş gibi gözüküyor. Şimdi burada imaj preseksiyonda arkadaşlar bu aynı V-Ray'in anti-aliasing'den aynı işi görür. Bu hayga getirmiş. Siz bunu biraz daha aşağı çekerseniz daha düşük kalitede render alırsınız. Daha az
zaman kullanılmış olur. Böylece render süresini kısaltmış olursunuz. Ama dediğim gibi hani bu render süresinin kısaltılması ya da daha uzun sürmesi sizin donanımınızla da alakalı, sahnedeki materyalinizle de alakalı arkadaşlar. Hani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela burada draft'a çektik, biraz daha hızlandırmak istedik. Sonrasında bir yukarıya doğru, aşağı doğru indirimizde arkadaşlar. Burada efekt kısımları var. Mesela buradaki kaustik kullanırsanız, son volume efekt, tri-step light özellikler, bunların değerleriyle oynarsanız arkadaşlar, bunlar direkt sizin sahnenize etki edecektir. Mesela burada minimum 1 bölü 16, maksimum 1 seçenekleri yükseltirseniz, mesela 1024 yaparsanız, bunda 1024 yaparsanız, burada Michel seçili, bu render tipiyle alakalı bir durum. Hani bunları yükseltme sizin render sürenizi uzatacak etkenlerdir. Render süresinin hani ne kadar süreceğinin öngörülmesi, dediğim gibi şuradaki çıkan zamanla alakalıdır. İş tamamen bittiği zaman zaten size ne kadar sürede yapıldığını gösterir. Ama buradaki zaman şimdi düşük ayarlarda aldığımız için 2 dakika 29 saniye demiş. Biz ayarlarımızı biraz daha yükselttiğimiz zaman, mesela high aldığımız, pardon, volume çektiğimiz zaman arkadaşlar, buradaki parlaklık, glossy yansımalar, parlak yansıma ve şeffaflıkları da yükseltirsek, hani biraz daha kaliteli çıksın dersek, bu bizim render süremizi tabii ki etkileyecektir. Siz o anki yapacağınız işin durumuna göre render ayarlarını belirlerseniz, istediğiniz sonuca daha çok ulaşabileceksiniz. Bu render süresinin sürelerinin ne kadar süreceğini, nasıl ayarlanabileceğini, hani render ayarlarıyla nasıl yapılabileceği, final ve deneme renderlarının nasıl ayarlanabileceği gibi genel bir başlık altında toplarsak üçüncü dersimiz oluyor bu. İlk ikisini Vray'den yapmış olduk. Bu mentari olarak size göstermiş olduğum bir ders oldu. Hazır bir sahne üzerine göstermek daha faydalı oldu. Çünkü burada birçok materyal, her şey hazır durumda geliyor. Şurada özellikle zemin kaplamasını görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki buradaki yansımalar, sahnedeki şeffaflıklar, ışıkların gölgelendirmeleri vesaire, bunlar sizin hepsi sizin render sürenize etkiler arkadaşlar. Hani bu konunun altını çizerek belirtiyorum. İhtiyacınız neyse onu kullanmanızda fayda var. Hani ihtiyaçlarınız dahilinde hareket edin. Hani ne bileyim, evromation.org'daki gibi, aria.com'daki gibi gördüğünüz renderlerden almak istiyorsanız, öyle bir şey elde etmek istiyorsanız, hani onlar da çok yüksek ayarlarda alınan renderler değil. Bu işin 3D Max'ten sonraki post production konusu var. Photoshop'ta yapılan birçok ayarlarda render süresini kısa tutmak için Photoshop üzerinde de yapılabiliyor. İşin hani bu konumuna da değinirsin, sizin için daha iyi olur. Yükün tamamını 3D Max'e yıkmak sizin render sürenizi uzatır. Bunu birçok kez şu anki konuşmam içerisinde tekrarladım, farkındayım. Hani iyi anlamanız için bunu söylüyorum. İşin %50'lik kısmını 3D Max'te halledip %50'lik kısmını, yani son aşamada da Photoshop'ta hallederseniz, ki Photoshop bu konuda bayağı uzman bir programdır. Bilen arkadaşlar bilirler. Post Production da gayet verimli sonuçlar alınıyor. Hani buna dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Her şeyi Max'te yapmaya çalışmayın. Sadece ihtiyacınız dahilinde renderlar almanız sizin için yeterli olacaktır. Kullanabileceğiniz materyaller hazırlayın. Hazır materyallerden, hazır modellerden sakının. Ve her şeyi kendiniz üretmeye çalışırsanız kontrol sizin elinizde olur. Hazır obje ve hazır materyallerde kontrol sizin elinizde olmaz ve olmayacak. Hani şimdi diyebilirsiniz, Multires kullanırım, rezolasyonları düşürürüm. Düşürürsünüz ama objenin kalitesinden de ödün verirsiniz
Arkadaşlar istediğiniz kalitede çıkmaz ama kendi modellemiş olduğunuz bir koltukta, sehpada, masada, sandalyede falan kendiniz modellediğiniz için tüm değerlerini, tüm özelliklerini, tüm yapısal bileşenlerini bildiğiniz için müdahale etmeniz daha kolay olacaktır. Başkasının modellemiş olduğu bir objeyi sahnede kullanmanız size çok verimli olmaz. Yani belli bir süre zamandan kazandırabilir. Hani bir sandalye modellemek sizin 15 dakikanızı ya da 20 dakikanızı alacaksa onu orada kullanmanız 20 dakika sizi işe yetiştirmeniz için kazandırabilir ama genel anlamda size faydası yoktur arkadaşlar. Sadece yani işiniz o anlık zaman dilimini kurtarır. Hani size öyle belirteyim. Bu konuda da hani ben ısrarcıyım. Her bir şeyin sahneyi hazırlayan kişi tarafından yapılması taraftarıyım. Size de şiddetle bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dersi fazla uzun tutmayı düşünmüyorum. Temel olarak bahsettim. Takıldığınız ya da sormak istediğiniz sorular olursa blog sayfamızda ders olarak zaten yazı olarak geçilecek. Onun altından ki yorum kısımlarından sorabilirsiniz. Forum, Tridimex forum sayfalarımız açıldı Türkçe olarak. O kısımda başlıkları açarak sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Severek yardımcı oluruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.